Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve alihi ve sahbihi ve men vela. Allah subhanahu ve ta'ala imam muhasibine ilimlerden bizge manfaat versin. Hop, ötken sefer Hazreti Umar'ın gepleri bilen tüketkendiler. Ötken sefer nusuhunu gepleştik. Nusuh, nasihlik, yani hayrı haklik, başkaları yaşlık isteş manasıdır. Hazreti Umar'ın gepleri bilen tükettiler. Nasih bu megen kavmda yaşlık yok. Nasihlerini yaş görmeyedigen kavmda yaşlık yok. Deyip tükettiler. Şimdi yani bir tane mevzu. Yenge mevzu yükelediler. Ve atili sidqa. İthar deyip üstün koyuşunu ayted. Bir neseden bir nesene afzal görüşün. Fi kulli mevtinin. Tağnam. Tağnam diyen ganimet yani ölce olasan diyen. Yütesen, yutkirsesen diyen. Her kandı orunda sadıklıkını mukaddem koy, sadıklıkını üstün koy. Çünkü daim sadıklıkını yanında eksi türed. Mesela irtelepten keşkeşe bugün payetiniz yani ki uzun bir kançadır müddetini alın da o şimdi sizge sadıklık ya ki eksi ruhlara bugün burada elbet. Bizge payetiniz barga payetiyim mi yani ki başka şarak ayetiyim ki. Bir eskilesiz sadıklığı bilen kılayım iken, yani ki başka şarak kılayım iken. Her bir onunda sadıklık röpora bulan. Hemesi de sadıklık ve mukabil röpora bulan. Mesela yalgan. Yani ki yaşar işini ben diyorum. Ben diyorum aslından başka şey kadar iş. Başka şey kursatır iş. O şey payette daima sadıklıkını mukaddem koy. Sadıklıkını mukaddem koy. Her bir onunda diye takitleyipler ki, köpünce adam rastgeyi buladı, uzun menfaatı bugün payette. Lekin o'zining manfaati ko'rinmagan paytda rostgo'ylik hamma ham qila olmaydi. Har bir o'rinda sodiq bo'lgin. Sidiq bor, savob bor, haq bor. Sidiq nima desa, so'zlovchining so'zlayotgan narsasini voqeaga muvofiq deb bilgan narsasini so'zlash. So'zlovchining voqeaga muvofiq narsa deb bilganini so'zlashi sidiq bo'ladi. Masalan, siz sirojdan bormi desa bor deb o'ylasiz, ha bor deysiz. Yo'qolishi mumkin. Siz yolg'onchi bo'lmaysiz. Chunki siz bor gapni gapiryapman deb o'ylayapsiz-da. Rost gapni o'ylayapsiz. Shuning uchun qawlu ma yadhunnu al-qa'ilu annahu mutabiqun lil-waqi' deydi. Sidqimasa qawlu ma yadhunnu al-qa'ilu annahu mutabiqun lil-waqi'. Savobchi savob. As-savobu deydi-yu. Ha, qala savoban deydimi Alloh? Savob nima desa, savob fe'lan haqiqatda voqeaga to'g'ri kelish so'zni. Xato ehtimoli yo'q. Sidiqda xato ehtimoli bor. Rost gapiryapman deb o'ylab xato qilasiz mumkin. Soat necha bo'ldi desa, soat 3 bo'ldi deysiz. Holbuki to'lmagan bo'lishi mumkin. Siz o'zingizning nazdingizda 3 bo'lgan deb o'ylayapsiz, nazdingizda bor gapni aytyapsiz. Voqeaga to'g'ri kelmasa ham sodiqlik bo'ladi. O'zingizga e'tiqodingizdagi gapni rost deb o'ylagan gapingizni gapirsangiz, u rost bo'lmasligi mumkin. Qachon rost bo'ladi? Voqeaga to'g'ri kelsa. Voqeaga xilof bo'lishi ham mumkin, lekin rost deyiladi. Nimaga desa, chunki siz rost deb o'ylab gapirgansiz. Soat 3 bo'ldi degansiz. Holbuki soat 5 bo'lgan. Siz uxlab qolib bilmagansiz. Yoki soatingiz noto'g'ri. Bu sidqqa xilof emas, sodiq deyiladi. Lekin savobga xilof. Savobda u haqiqatda 3 deganingiz 3 bo'lishi kerak. Savobda xato ehtimoli yo'q, sidiqda xato ehtimoli bor. Haqti haq. Bu sidiq ham, savob ham rostgo'ylik ustiga quriladi. Haq ham xuddi shu. Voqeaga huwa qawlu huwa an yakuna al-waqi'u mutabiqan lil-qawl. Voqeani gapga muvofiq bo'lishi haq deyiladi. Shuningdek, haq sidiq ixbordan iborat, xabar berishdan iborat. Sodiqlik so'zdagi sodiqlik. Xabar berishda aytgan xabaringiz voqeaga to'g'ri kelish. Ammo haq xabar berish ham bo'lishi mumkin. Xabar berishdan boshqa narsalarni ham o'z ichiga oladi. Sobit voqeada mavjud narsani haq deyiladi. Demak, haq umumiyroq, sidiq, sodiqlik xosroq, chunki u xabarga xoslanadi. Chunki savol so'rasangiz, soat necha bo'ldi desangiz, soat 3 bo'ldimi desangiz, sodiq sidiq ham kizb ham ko'tarmaydi. Yolg'on ham rostam deyolmaysiz, chunki u xabar emas. Rostlik va yolg'on xabarga tushadi. Xabar bo'lgan gapga tushadi. Sidiq
Demek haberde işledi halas. Ama hak haberde ham buladı. Haberden başka nasılda ham buladı. Şunu diyeyim. Köpünce hak bulan sidikini ne bile acilatçılar dese, sidik söz tamamından karar geldi. Sözünün vakıya muvafık buluş. Ama hak bulsa, vakıyanın sözüye muvafık buluş. Vakıya tamamından karar ediş. Değil. Yani bu kişi bu yerde sözdeki sadıklıkını yapabilir. Her kendi oranında sadık bugün, yütesen şimdi. Çünkü adam yalan yapıp koysa, yalan yapamadı, yemti yalan yapamadı. İkide yalan yapamadı, üçte yalan yapamadı. Ahir yalan yapamadı. İmam Ahmed ibn Hanbel'e, Hanbel'den soruşken eken ki, Ebu Zura soruşken ekenler, bu kana kılı bunca fitnelerden kurtuldunuz. Degen de, etken ekenler ki, eğer sadıklık bir cerahatke koyulsa, cerahat düzelip yeter degen eken. Sadıklık kaysı oranında işletilse, o şehirdeki dertini düzeltir. Sadıklık ve rastgeylik ve sadıklık ne eğer biz özümüzü kesip kula alırsak? Hemen sahada. Şimdi özü kette terakkiyat verirdi, kette saadet verirdi. Meleklerine etkilerdi ki, ne bilen eriştiğiniz hazır ki terakkiyatka değilse, yalgandan keçip değişken eken. Yalgandan yok açışken halas. Bitti ahlakını, rastgeylik ahlakının cari kılıçını özü bilen memleket içinde hop etken. Bize mi tutuşun? Ekser afetimiz yalgandan. Ehteye bu iş kılamendiğimiz kımıyımız. Rehber o iş kıldıydı, işçi aldıydı. İşçi rehber de aldıydı, rehber hem işçiye yalgandan tahdit kıladı. Ehzak hem de yalgan. Şu bilen bulsa eğer, adam ıslah bulmuyor. Rastgeylik, sadıklıkını eğer o ziye kesip kısa, kaysi millet, o şu millet yeryüzde tekaddüm tabadı. Şunun için, ayetçiler ki Amerika yetek şirini koldan verdi çünkü o rastgeylüğünü yukattı diyeceğiz. İlgeriyemce rastgeylü gelmez. Yalan köpeyip gitken. O şu bazı bir nümelerini, o şu rehberlerini yıllık hesabatına kötürüşken de bir yılda 800'te 700'te yalan çıkan geldilerini. Bu o şu milletlerini, eyletlerini, eyllerini, bütün insaniyette başı göçüşken afet. Yalancılık. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam yalganını ota kattık yamağa geldiler. Ayşe radiyallahu anh'a etkenler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e en menfur yakımsız hulk yalganıdır. Resulullah'ın sahabeleri yalgandan köle naqsırak ahlak yokudu onların nezdi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir kişi eğer yalgan yapırsa o şunun yalganını bilip kalırdılar da içlerde kop giterdi o şu adamın nisbeten o şu hapa gerçilik. Ta ki o şu adam tavba kımagınca. Ta adam, o şu adam o şu yalganından tavba kımagınca Resulullah da iç nefsleri de o şu adamın nisbeten nimetir kalır dedi. Degende Ayşe radıyallahu anh. Çünkü sahabe-i kiramlarının hemenleri rastgeylikke uğrayınken. Şunun için hadislerde hem senet sahabe geyitken peyde soralmıydı. Bu oldu ya rastgeylik. Çünkü Resulullah şunu terbiye yapıp koyduğunda ulan. Khususen aleyhissalatu vesselam'a nispeten yalgan yapışmaya hiç. Hem oranında rastgeylik buluşluk ve şu khususen ahli ilim adam talib ilimge lazım. Şunindek sadıklık amelde hem buladı. Mesela bir işini kısayız, samimi kısayınız sadıklık buladı. İşinizde sadık bulsayınız. Yani mesela sizce dopu tik verindiyse dopunu çin kümülden tikseniz eple bakamazsın. İşinizde sadık bulasın. Az talib ilim suret diyorsun mu? Talib ilim kıladgen işini kılıp şu bilen bent bulsayınız talib ilimlikte sadık bulasın. Eğer talib ilim suret diyorup başka şekildeyken bulsayız yalancı bulasın, kezzap bulasın. Ve hakkızı. Sadıklık kıyan adam yüted daim. Sadıklığını yokatken kişi daim yütküzedi. Basra'nın kazısı İyas ibn Muaviye'den rivayet kılınadı etken ekenler ki insanın en şerefli ahlakı bu rastgeylik, dilini rastgeylik buluşu. Eğer kişi rastgeylikini yok edigen bulsa en yakşı ahlakı da musibetki uçurup tuğu diyen eken. Kengi yapta etediler ki va'tazilil fuzul. Fuzulunu fuzuldan uzak bugün selamet bulasın. Fuzul artıkça iş diyen. Artıkça söz, artıkça iş. Gözünüzden, kulunuzdan, tilinizden, hatta kalbinizden sadır böyle etken derseler dünya izge fayda ya ki ahiret izge fayda bulsa sizi faydanızge o şey iş. O şey hayat, o şey vakit sizi menfaat izge. Lekin o şey faydası olmasa çünkü fuzuli böyle. Fihten fuzuli diyen bir istilah var.
Birov o'zini mulki bo'lmagan narsani tasarruf qilgan odamni fuzuli deydilar. Lekin bu yerdagi fuzulidan murod ortiqcha narsa, fuzuldan murod ortiqcha narsa, fazilning ko'pligi. Ortiqcha narsani tark qilgin, o'shundan uzoq bo'lgin, salomat qolasan. Hamma musibat kishida ko'pincha ortiqcha narsani o'ziga ravo ko'rgandan kelib chiqadi. Tuna kuni suhbatda men Yazid ibn Ibrohim deyapman, Rabah ibn Yazid. Lahmi shu yerda kelibdi. Rabah ibn Yazid al-Lahmi aytgan ekanlar ki, men o'zimni gunohdan tiyishga a'zolarimni bir yil urindim. 2 yil urindim, ipladim, zabt qildim. Ya'ni hamma a'zolarimdan gunohni yo'qotdim 2 yilda. Ammo tilimni behuda narsalardan, o'zimga ma'no kasb qilmagan narsalardan tiyishga urindim, 15 yil ketdi degan ekan. 15 yilda tiyildi. O'zlari 38 yoshda vafot etgan ekanlar. 138 tug'ilganlar. 38 yoshda vafot etgan bo'lsa, u gapni aytgan paytlarda 30 yosh bo'lsa agar, 15 yoshdan boshlagan bo'ladi. 35 yosh bo'lsa, 20 yoshdan boshlagan bo'ladi. Ya'ni yoshligidan urungan. Shunda 15 yilda tilimdan ma'no, ya'ni o'zimga ma'no kasb qilmaydigan narsani yo'qotdim. 15 yil ketdi tilni boshqarishga. Tilni zabt etishga degan ekanlar. Yazid Rabah ibn Yazid al-Lahmi. İmam Şafii'den keltiradılar ki, tört narsa aqlını ustiradı. Ortiqcha narsani tark qilish gapda ve misvak ishlatish, solihlar bilan o'tirish hamda ulamolar bilan o'tirish degan ekanlar. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, kishining musulmonligining go'zalligidandir o'ziga ma'no kasb qilmagan narsani tark etish. O'ziga ma la ya'nihi degan zamir o'ziga qaytadi. O'shuning uchun ba'zi bir narsa ma'no kasb qilishi mumkin umuman, ammo ayni sizga emas. Ayni sizga ma'no kasb qilish kerak. Ma'no kasb qilish nima degani? Dunyoyingiz yoki oxiratingizga foyda keltirishi yoki ziyonni daf qilish kerak. Undan boshqasi behuda bo'ladi. Shuning uchun Firdavsni oladigan amallarni ichida birinchi, ikkinchi o'rinda aytilgani vallazina hum anil lagvi ma'lum. Lagvdan yuz o'giradigan bo'ladi. Yuz o'giradigan deb nimaga aytgan? Jamiyatda bo'ladi, yonida atrofda bo'ladi degan. Lag'vdan yuz o'giradi degan nima degani? Ularda lag'v bo'lmaydi emas. Ularda ular lag'vdan yuz o'giradilar. Firdavs ahlini vasflaridan bittasi. Firdavsni olish uchun kerak bo'ladigan sifatlardan bittasi shu. Doimiy holatda bo'lish kerak. Bir kun, ikki kun, bir hafta, o'n kun emas. Doimiy shu sifatga ega bo'lish kerak. Lag'vdan yuz o'giruvchi. Nimaga yuz o'giruvchi degan? Chunki atrofida bo'ladi degan. Lag'v doim bo'ladi. Ilgari ham bo'lgan, hozir ham bo'ladi. Ba'zilar aytadiki, oldingida hozir qiyin bo'lib ketdi, fitna zamon deydi. To'g'ri, hozir fitna ko'proq. Oldin ham kam bo'lgan emas. Fitna hamma davrda bo'lgan. Hamma davrni o'ziga yarasha fitnasi bo'ladi. Hamma davrni o'ziga yarasha fitnasi bo'ladi. O'sha lag'v ham bo'ladi. To'g'ri, hozir masalan media ko'pligi uchun lag'v kuchayib ketgan, ko'payib ketgan, lekin oldin ham bo'lgan, shunga o'xshagan. Hamma davrda o'sha davr ahlining darajasiga yarasha bo'ladi o'zi. Lekin hozir mana siz e'tibor qiladigan bo'lsangiz, mediada o'ta kuchaygan bu narsalar. Bitta odam itini baqib o'tirib, bir sakrab o'tirsa, 1 millionta odam ko'ryapti o'sha. Bitta odam itini qashib o'tirsa, qashib qo'ysa, shuni 500 million odam ko'ryapti qashayotgan. Shunga o'xshagan o'ta bir bemaza narsalar. Bu narsa lag'vdan nima uchun Alloh taolo qaytargan? Chunki lag'v agarchi ko'rinishida gunoh bo'lmasa ham, sizni savobdan to'xtatadi. O'sha lag'vni o'rniga zikr qilsangiz bo'larmidi? Ha. O'sha lag'vni gapirishni o'rniga Qur'on o'qisangiz bo'larmidi? Ha. O'sha lag'vni ko'rishni o'rniga Qur'onga qarasangiz bo'larmidi yoki bir ilm o'qisangiz bo'larmidi, kitob o'qisangiz bo'larmidi? Ha. Sizni demak zoya qilyapti lag'v. Shuning uchun Firdavsni olishni yo'llaridan bittasi lag'vdan mutlaqo yuz o'girish. O'shuning uchun yu'ridun demagan, mu'ridun degan. Mu'rid degan doim yuz o'giradi degan. Yu'rid bo'lsa gohida o'girib, gohida o'girmasligi mumkin. Ammo mu'rid bo'lsa doim o'giradi. Lag'vdan lag'v endi so'zda bo'ladi, ko'zda bo'ladi, harakatda bo'ladi, hatto qalbda, xayolda ham bo'ladi. Hammasidan yuz o'gira olsangiz, ana siz inshaalloh Firdavs ahlini vasflaridan bittasini hosil qilgan bo'lasiz. Va'tazilul fudul degani shu. Ortiqcha narsani tark qil, salomat qolasan. Keyin aytlarki, nimaga endi sidqqa, sodiqlikka, rostgo'ylikka buyuryapsiz desa, fa innas sidqa yahdi ila al-bir wal birra yahdi ila ridallohi ta'ala.
Çünkü sadıklık ezgulikke alıp barad. Ezgulikke yetekleydi. Ezgulik bosa Allah'a yetekleydi. Yalgan bolsa facirlikke, günahkarlikke yetekleydi. Günahkarlık ahırı Allah'ın narazılığı gibi apkeledi. Ruzu kardamla diyen kişi o genler. İlgaret verdim mi bunu? Ruzu kardamla en canında yaş en birinci Saudiye'den Araplerden kıraatını alıp özü aslında Abdullah Hindi'de o geldi. Abdullah Hindi Arapmez özü aslında. Abdullah Mekke'yem deyişken Abdullah Hindi'yem deyişken. Lekin o Mısırlı şehirlerde o geldi. Yukarı senede Kusari'lerin senede ben tutursam. Abdullah Hindi'de alışken. Allama Tahanevi'yem Abdullah Hindi'de o geldi. Kıraatı var. Abdullah Hindi'den alıp 1906-5 yıllarda harcaya barıp o şehirlerde kalıp bir neşeyi, bir yılmayı yarımını kalıp reiste kıraat top giyen. Kendi gelip Ancan'da talim başlayan Kur'an talimi. Bu payette bizde Kur'an okuşta A diye bir okuş payı tarkayan bugün. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki diye bir okuş. İyyâke. Okuşlarken gelip torlayan onu. İyyâke buladı. Rahman mas, Rahman mas, Rahman buladı. Gelip torlayan. Ancan'da anca köpçülükle talim bergenler. Buhara'da hem talim bergenler bir müddet. Keyin Kaşgar'da 29. yıl kaç geldiler. O şey 29. yıllarda, 28-29'larda Katagan başlangan peyitte bu kişinin çakırıp, o şu vakitte en köbede degen, çakırıp sorak sorak kıp, rozu kardımla. Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslüman ben. Bu da var mı? Elhamdülillah var. O da şuna imtihan kılışken, o da yok dedir yani. O da var mı? O da var, elhamdülillah. Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslüman mı? Kar mısın? Ha kar mı? Mulla mısın? Ha mulla mı? Okutasın ha okuta mı? Ağzı meşgeplerinizde her bir tersiyle sizce atı hüküm olaydı. Bilesin mi? Ne bileme? Ne olaydı? Sen maksat girişen mi olamam mı? Şehadatı o dedi. Dese babda erteye geleyim. Deyip çıkavarıp. Ertesi ekiyse hali gün okuşurken başka adam oturganmış. Adı değil. Kiyim de. Forma yok. Bunda yok karası keçeki adam. Kim karakaya açmasın diye, oturup kütüğü alıp geçerli, popu sakıyan adam, bir gün kütüğü alıp, turu alıp, tekerlülü alıp, teori göz kızıp. Karakaya geçe, şu rastgele göz kurtardı sizi. Geçe eğer, tan genizde, balı okut genizde, kurun okut sizden tan genizde, özün peşinizden attırardı. Ben sizi şakırt izmen de gerek. Siz de ben yaşlı günümde, kuran yatlı günümde. Şimdi karakaya sizce ben yardımım, siz çiftetin kaçkar gibi deyip. Dese Kaşgar'a hem ötküzüşme yaptı, saldırdı, turbalı bir yolda ötken ketkenini atı var yaptı. Ben size kağıt gibi vereyim ben. Öç kağıtı kursatı, saldırdı, ötküz koyadılar gibi etki. O yakı ötüp de kağıtı yakı var aslıyken. Kağıtı kursatmasayız, bu yakı da atı var işledi. Kağıtı kap geçse, uyağı da atı var işledi. Dip kağıtı da Said Muhyiddin'i bizge tutup verirdi, dip. Enki odanın peçetini ulu veriyor. Keyin o kişi saldırdı, kursatı kese, bunu da kursatırken, uzağdan kursatırken de. Kursatım ne kadar? Nasi nasi de koşarken. O zaman ki kendi koşarken. Nasi nasi de koşarken. Çekerek alıp kazdı, ulaştırgenlerdi, yakvargenlerdi. Kendi ötüketip Kaşgar'da 32. yıl vafat etkenler. 2,5 yıl çeşekenler. Şu 2,5 yılda Kaşgar'da hemen ahli ilimlerini, yukarılarını, Kur'an'ını tüz organ. Diğerli cüdük öpçülüğünü okutu organ. Aşağı icazı verip kıraatlarını torla organ. Uygurlar da hata okuşu yok bugün de. Vafatları da dedi o şey Hayatgah diye meşit var iken kette meşit. Hayat ulamalar kırsın içkerge fakat deyişken de o şey Hayatgah tolgan iken sallamla. Yani ulama karlar bile tolgan meşit. Başkalar ama meşit taşkarısına kap gitken. Şu kadar ahli ilmine yığılgen cenazesi. O şey Rozu kardamla şagırda Abdülaziz karda da Taşkent'de vafat etkerle yüzden aşıp biz sizi bir neçen vete ziyaret kıyamız. Yani o şey kişinin kutkargen nesi şu bugün. Rastgeylik, sadıklık. Sadıklık daim yutuk verir. Çünkü yaşlılık alıp verir, yaşlılık Allah'ın razılığı alıp verir. Yalgan, vakayı hılap yapırır. Sözde uçunun gümanıdır. Siz eğer aldanmakçı olup rast yapıp koysam yalgancı bunu verir. Siz aldanmakçı bulup durursunuz mu? Gepiniz rast çıkıp aldı lakin yalgancı bulur. Sözde uçunun gümanında vakayı hılap verirse yalgan bulur. Abdullah ibn Mesud ibn Abbas radıyallahu anhu etken ekeller ki la tetekellem fima la ya'nik ve da' kathiran mimma ya'nik. Özünge mana kasb kılmagan sözünü gapirme.
o'zingga ma'no kasb qiladiganlarni ham ko'pini tark qil. Ya'ni menga foydasi bor deb bilan hamma narsani gapiraverma. El zaruratga cheklanishni ko'rsatadi bu. O'sha gapni gapirmasa bo'lmaydigan holatga cheklanishni ko'rsatadi. Wala tumari safihan wala haliman. Ispas bilan va halim inson bilan tortishma. Vadkur akhaka bima tuhibbu an yadhkurak bih. Birodaringni seni nima bilan zikr qilishini istasang, o'sha narsa bilan zikr qil. Shu yerda rostgo'ylik va yolg'on haqida gapirilganda, yolg'on masalan ba'zida hadislarda keladi, oilani isloh qilish uchun, kishini isloh qilish uchun yolg'on gapirsa bo'ladi deb keladi. Shunda er xotiniga xotin erga yolg'on gapirishi mumkin degan joyi ham bor, isloh uchun. U degan bir-birini aldab yursin degani emas u. Ishimni yuvib qo'ydingizmi, yuvmagan bo'lsam, ha, yuvib qo'ydim deb kechqurun qayda qoldingiz desa, o'rtog'imga qoldim deb boshqa yerda yurib. U emas, iroda qilingan narsa. Bir-birini aldab yurish emas. U yerda yolg'on gapirsa bo'laradigan o'rin qaysi o'rin? Gohida masalan xursand qilish uchun gapirish kerak bo'ladi yoki xafa bo'lmasin uchun. Masalan, ovqat qalay chiqib desa, yaxshi chiqibdi deb berasiz. Yoqmagan bo'ladi ovqat sizga. Tuzi kammasmi, tuz joyida deb qo'yasiz. Tuzi kammiz. Yoki meni yaxshi ko'rasizmi deydi. Yo'q deb bo'ladi. Ha, yaxshi ko'raman deydi. Tushundingizmi? Shunga o'xshab ko'ngil gaplarida u. Lekin bir-birini aldab yurish ma'nosida emas u. Oilani isloh qilish uchun yolg'on gapirish degani shu. Ikkita odam orasini isloh qilish uchun bo'lgani ham shu. Ya'ni masalan palonchi meni g'iybat qilibdi desa qimmat ta'sir, yomon gap gapirgani yo'q haqingizda deb qo'yasiz bo'ldi. Toyinki u odam o'sha xafaligi ketsin, oro isloh bo'lsin. Shunga o'xshagan o'rinlarda ishlatiladi. Imom G'azzoliy aytgan ekanlarki, Imom Navoiy aytgan ekanlarki, G'azzoliyning gapidan ko'ra yaxshi gapni topolmadim men shu yolg'on haqida degan ekanlar. Imom G'azzoliy aytgan ekanlarki, so'z gap maqsadga yetuvchi vositadir. Maqsadga qarab yaxshi yomon bo'ladi. Agar bir maqsadga bayon qilish uchun yolg'on ham, rost ham imkonli bo'lsa, yolg'on gapirish harom. Zo'r qoida aytgan ekanlar deb Imom G'azzoliy. Tushundingizmi? Agar qaysi bir maqsadga ki yolg'on bilan ham, rost bilan ham erishish mumkin bo'lsa, o'sha o'rinda rostdan boshqasini gapirish harom. Ya'ni yolg'on gapirish harom bo'ladi. Endi agar yolg'on bilan erishish mumkin, rost bilan erishish imkoni bo'lmasa, o'shanda yolg'on qaraladi. Agar maqsad muboh bo'lsa, yolg'on muboh bo'ladi. Maqsad vojib bo'lsa, yolg'on vojib bo'ladi. Tushundingizmi qoidani? Yani qaysi bir maqsadga erishish uchun yolg'on ham, rost ham ishlaydigan o'rinda yolg'on harom. Yolg'onsiz erishib bo'lmaydi qaysi bir maqsadga. Qaraladi, o'sha maqsad agar muboh bo'lsa, yolg'on muboh bo'ladi. Agar harom bo'lsa, vojib bo'lsa, vojib bo'ladi degan ekan. Odatda yolg'on urushda, hiylada shunaqa paytda ishlatiladi xolos. Boshqa vaqt yolg'ondan chekinish kerak, o'ta yomon narsa. Endi kishining musulmonligining go'zalligidandir o'ziga ma'no kasb qilmagan narsani tark qilish dedilar Rasul akram alayhissalom. O'sha islomni go'zalligi nima desa, kishi go'zal musulmon bo'ladi. Go'zal musulmon islomi go'zal bo'lsa nima bo'ladi? Kamolga yetadi islomda. Kamolga yetsa nima bo'ladi? Desa kishi amallarini ajri ko'paytirib beriladi. To'rt rakat namozni siz ham o'qiysiz, u ham o'qiydi. Lekin o'zini lag'vdan to'sib yurgan odamni to'rt rakati minglar barobar ko'p bo'lishi mumkin ajri. Keyin aytiladiki va amal amala rajulin ya'lamu annahu mujazan bil ihsan va ma'khudun bil ijrom. Amal qilarkansan shunday bir kishini amalini qilginki yaxshiligiga mukofot oladi, gunohiga javobgar bo'ladigan odamni amalini qilgin. Ya'ni har bir amalingda yaxshimi yomonmi taftish qilgin, yaxshi bo'lsa mukofot, yomon bo'lsa jazo olishingni o'ylab qilgin demoqchi. Va adim shukrulloh, Allohning shukrini doimiy qil. Va qusur min amalik va zuril qubur bihammik. Tuzakkirka al-maut. Wajul fil hashri biqalbik. Allohning shukrini doimiy qil. Nima uchun doimiy qil deyaptilar? Sen shukrni faqat ne'matga qilaman deb o'ylama. Ne'matga esa albatta shukr vojib. Musibatga ham shukr qilish kerak. Shuning uchun oriflardan birlari aytadilarki, odamlar
musibat kelgan paytda sabr maqomidaman deb o'ylaydi, holbuki shukr maqomida bo'ladi. To'g'ri, sabr ham kerak, shukr maqomida ham bo'ladi. Nimaga desa, o'sha musibatidan unga shunday ne'matlar bo'ladiki, dunyo va oxiratda musibatni shukrini ado qila olmay qoladi. Alloh taolo bir bandaga musibat bersa, sabr qilsa, shunday ne'mat beradiki, orqasidan dunyo yoki oxiratda u musibatda topgan ajri yoki yaxshiligini boshqa narsa bilan topa olmaydi. Biz iqozil himomda o'tdi, aytib o'tdik, bu yerda ham takror qilib qo'yamiz. Hakim Termiziy, Abu Abdulloh Termiziy borlari, Imom Termiziy mashhur, Abu Iso Termiziy muhaddis. Mutasavvif Termiziy borlar, Hakim Termiziy. U kishi ham muhaddis o'zi, Navodir deganlari. Lekin tasavvuf bilan mashhur bo'lganlar. Hakim Termiziy aytgan ekanlarki, o'tgan hayotimda bir muddat og'ir kasal bo'ldim. Ibodatlarni, amallarni qila olmay qoldim. Keyin Alloh shifo berdi. Shifo bergandan keyin o'zimga o'zim savol berdim. O'sha masalan 2 yilmi, 3 yilmi yotib qo'ygan bo'lsalar, o'sha muddat ichida o'sha musibat bo'lib, shunga sabr qilib o'tganim yaxshi bo'ldimi? Yo'inki shu muddatda Alloh taolo menga insu jinni ibodatini jamlab qilish quvvatini bergani yaxshimidi? Qaysi biri yaxshi edi menga? O'ylab ko'rdim shuni deydi. 2 yil, 3 yil insu jinni ibodatini hammasini qilishga imkon bersa, bitta o'zingizga. Shu afzalmi? Yo'inki o'sha dardni chekkanim afzal bo'ldimi? O'ylab qarasam, o'sha Allohning ixtiyori afzal bo'lgan ekan. Dard afzal bo'lgan ekan menga deganlar. Demak, o'sha bu kishi shukrni doim qil deganlari shuning uchun. Albatta ne'matni qilasiz. Shaxsiyat aytganlar, bir nafas olib chiqarar ekansan, ikkita shukr vojib bo'ladi. Kirganiga alohida shukr, chiqqaniga alohida shukr deganlar. Faqat bizga bu ne'matlarni bor bo'lgani uchun, odatiy bo'lgani uchun qadri bilinmaydi. Ko'z ne'mati, quloq ne'mati, nafas ne'mati, taom o'tayotgani, chiqib ketayotgani, bo'sh vaqt ne'mati, xotira, aql hammasi sanoqsiz. Har bittasiga alohida shukr qilish imkonsiz. Shuning uchun doimiy shukr qilib borish kerak. Ilm hosil qilsangiz ham doim shukr qiling. Shunda ilmingiz ziyoda bo'ladi inshaalloh. Hazrat Imom aytganlardi. Shuning uchun shukrni doim qil deganlari, sen faqat katta ne'matlargagina shukr qilaman deb o'ylama. Har nafasing shukrga muhtoj. Shukr qila olganing uchun yana shukr vojib bo'ladi. Shukrni o'zi ham, shukrga muvaffaq bo'lishni o'zi ham shukrni vojib qiladi. Endi orzularingizni qisqa qiling deyaptilar. Orzuni qisqa qilish reja, biz ilgari ham aytganmiz, reja boshqa, umid boshqa, orzu boshqa. Umid yaxshilik kutish, orzu yaxshilikni o'ylash. Kutish bilan birga o'ylash ko'proq. Reja bir narsani tartibga solish fikrda. Rejani ming yillik qilavering, yuz yillik qilavering. Lekin orzuni uzun qilmang. Orzu nima orzu? Xudo xohlasa men ham bir hali o'qiydigan bo'lib ketaman. Juma o'tsin, shanbadan o'qish yaxshi qilib boraman. Bu oy o'tsin, keyingi oydan Qur'on vazifa qilib olaman. Va hokazo. Shunaqa qilib odam kelajakda katta narsalarni qilaman degan o'y bilan kunni zoya qilib qo'yadi. Shunga aytadilarki, orzuingni qisqa qil. Va qabrlarni ziyorat qilgin tashvishim bilan birga, bihammik, ya'ni yengil taylik bilan ziyorat qilma. Yoki boshqa maqsadda ziyorat qilma. Balki o'sha oxiratni o'ylab, oxirat tashvishi bilan ziyorat qil. Shunda senga o'limni eslatadi va mahshar maydonida qalbing bilan sayr qil. Ya'ni qalbingda o'zingda mahsharni bir his qilib ko'rgin. Rabi ibn Haysam alayhi rahmat ibn Mas'ud shogirdlari bo'lganlar. Qushayriyada ham kelgan bu. O'sha loyihalarda kelgan adashmasam. Bir kun Furot daryosini sohilida ketayotgan ekanlar. Ibn Mas'ud birga bo'lganlar. Temirchilarning o'tlarini ko'rib, temirchilarning oldidan o'tib, temirchilarni yoqayotgan o'tini ko'rib qoldilar. O'tda ovoz chiqib turibdi o'tdan, lovullab turibdi o't. O't furkiyapti. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا آياتني إسلبتلار. Qachonki do'zax ahli do'zaxni ko'rgan paytlarda min makanin ba'i uzoqdan turib ko'rgan paytlarda sami'u laha taghayyuzan wa zafira atchiqlanib purkiyotganini ko'radilar. Zafir deb deb nafas chiqarishda aytadi. Go'yoki purkiyotgandek. Olov purkiydi-yu do'zax Alloh taolo qiyomatni yolg'onga chiqaruvchilar haqida aytgan bu gapni. Ular yolg'onga chiqarishmasin hozir.
her dozakçı körgende anık işlemişlerdi o şimdi. O şimdi uzaktan dozak onlar ki kara pürkeye kendini körüşüyordu. Degendeki o şu otuna avazı keledi de zafirde. Lav lav etkende hava uruşu var otunu. Ana yani şu zafir şu. Demirçilerini alavu da şu narsanı eşitip gördüler de. Ayetini esnep kuşlardan ketip kaldılar dedi. İzâ ra'athum min mekânin ba'îdin semi'û lehâ tegayyûzâ ve zafirânî. İslâb âyetini, dozakını İslâb. Kuşlardan getip aldı. Peşin vakti oldu. İbn-i Mesud gelip, ey Rabia, ey Rabia dediler. Türmedi, beyhuşa tuttu. Asır buldu türmedi, Şam buldu, Kutan buldu türmedi. Tanki sahar payeti de, havanı, soğuğu, bedenini soğurgan payeti de ki özü ekildi. Yakın bir gün beyhuşa attılar. O şu ayetini tefekkür eder. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir gün ötke tekkenleri de bir cahiden bir karının kıraatını eşittiler. Tur suresini okuyorken eken. يَوْمَ يُدَعُونَ اِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَى هَذِهِ النَّارُ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ayetini sizler yalanlaş kareyken dozah meneşu diken ayette okuyorkenini eşittip kalıp Hazreti Ömer tahsirlerini getirip devarga suyanı koyanı kendileri yığılıp turgan joylarda qotib qoptilar va cho'kalab qoptilar. O'zi qop ketgan. Keyin uyga olib kirishib yotqizishgan. Bemor bo'lib yotdilar, hatto ko'rgani kirdik deyishgan. Bu oyatni tasvirladi. Qalblari shunaqangi uyg'oq bo'lgan. Abdulloh ibn Muborakni ko'p eshitganmiz. Hazrat Imomning shogirdlari katta muhaddislardan Ibn Muborak alayhi rahmat raqoiqdan o'qisalar, ya'ni o'sha qiyomatni eslatuvchi cennetini eslatuvchi ve nazik manalarını marifetlerden okusalar eğer soyulgan hukus kabi hırlap kalardılar. Yığla olur. Köp yığılaganlardan hadi boğuzlengen hayvan kabi olup kalardı. Ağızlardan çıkarken avaz boğuzlengen canlıkla avazı yoğuşan avaz çıkardı. Köp yığılaganlardan. Birer kişi yanına yakınlaşamaya kalardı. Ya birer nasıl sorarmaya kalardı. Şu derecede tasirçen bu gene kendiler. Bırak kelimenin sorusu var deyip haydar kendiler. Yapıram yok olarak kendiler. Abdullah ibn-i Vahab, İmam Malik'in şagirdleri, uluğ muhaddislerden, fakihlerden. Etkene kendiler ki adamlar menden cennet ve dozahının sıfatları hakkındaki hadislerini okup bir işimi soruşu yaptı. Medine ahlının adeti de şeyh kitabını yazgen mesela. Hadis toplaydı uz rivayetlerini. Şagird gibi bir şagird okuydu. Şeyh eşit biredi. Şeyh eşit türgenin ozu başkalarına rivayet bulup kabul kılına. Mesela ağzı metnini mi okuyup ben mi? Talip okuydu. Hadislerde ben toplayacağım ben rivayetim. Ben lafzım bile ayeti vermeyeyim ben hadisine. Belki ben toplayacağım kitabını şagird okuydu. Şagirdin okuşunu eşitim ben tasdikleyip duramam. Şu benden lafzan rivayet hesaplandı. Medine ahlını adat şuna koyan İmam Malik etkenler. Abdullah ibn Vahab'a şuna kadar gelirler. Menden sonra şey yaptı. Okup benim deyip. Cennet ve dozakının sıfatlarını. Bunu yarar mı kim mende yine gelirler? Keyin rivayetini başlaştı. Kitap okuşuna. Neden başlayalım deyisi dozak vasfıdan başlayalım. Dozak vasfıdan başlandı dediler. Abdullah ibn Vahab yığılışa düştüler. Şu kadar yığıladılar ki ahır kuşlardan kesip kaldılar. Su sepişti, muaracak görüştü bulmadı, tabip çakırıştı bulmadı. Tabip gelip etti ki bu adam yürek yarılıp etkendi. Cennet vasıflarını okuyduğu için o zekelem ekindim, cennet vasıflarını okuştu, o zekemedi. 12 gün yatıp vefat ettiler. O işte vasıflarını bizden okuyayım mı sen dozaktı vasıflarını? Kur'an'dayım, hadisteyim. Lekin bizi kalbimiz kör bugün için, gafıl bugün için, biz otki zor olamız. Bu kişiler, bana şöyle selef-i salihler şunu bugün. Tabi'in tabi'in tabi'inler şunlar. Mübalağamaz bunlar. Yesememez. Ve genceli tekellüften kip çıkan neselermez. Bu tabi'in tabi'in tabi'inler hayat şuna koyuyor. Sahabe-i kiramların terbiyesini kurgan kişiler şunu diye buluşuyor. Bizdeki gaflet bu batken bu gelmez. Çünkü bizdeki dünyaya çoğul gelmez. Bizdeki şehvetke beril gelmez. Bizdeki günahke çömül gelmez. Çünkü kalpleri uygun bu. Biz kalbimizi katırgan nesler, günahlarımız ve lağularımız. Bu ne kadar kalb bilen tahsir. Min tahatim kılın. Bukhari'nin yoddan bilin.
fikhni yoldan ders bering. Bunaqa qalb bilan samara ko'rmaydi odam. Endi hop qana qilib o'sha ularni qalbiga erishamiz? Zikr bilan, fikr bilan, ibodat bilan, taqvo bilan. Aks holda mana shunaqa g'ofil bo'lib yashayveramiz. Din deganda, shariat deganda rasm usumga ishlatib qo'yadigan, bir patoda o'qib qo'yadigan, bir duo qilib qo'yadigan, chiroyli kiyim kiyadigan suratda musulmon siman bo'lib yashayveramiz. Asli Allohdan uzilgan holda. Bular o'sha Allohga bog'langanidan va oxiratga bog'langanlaridan shunday bo'lganlar. Bu aynan Rasul akram alayhisolatu vasallamning hollaridan ko'chib o'tgan bularga. Shu joy Rasululloh sallallohu alayhi va sallam doim ko'zlari namgin bo'lgan. Doim mahzun bo'lganlar. Abu Zar radhiyallohu anhu ga aytgan ekanlarki, qabrni ziyorat qilib tur. Senga o'limni eslatadi. O'likni yuvgin, jonsiz tanani u yoq bu yoqqa ag'darishing senga vaz bo'ladi. Janozalarga qatnashgin. Ajab emaski qalbingga huzun, g'amginlik kirsa. Chunki mahzun kishi, g'amgin kishi qiyomatda Allohning soyasida bo'ladi degan. G'amgindan murod tushkunlikka tushgan yoki doim tashvish yurgan odam emas, dunyo tashvishida. Yo'q, bu yerdagi g'amdan murod oxirat g'am. Oxirat g'amidagi odamni Alloh taolo qiyomat kuni arshni soyasida soylantiradi. فإن الحزين في ظل الله يوم القيامة. إمام محاكم رواية قيام صحيح حديث. أبو ذر رضي الله عنه. أنا شو حزن وشو غم نمدن كلا ده. كوب أولي قندن آخرتنا كوب أولي قندن كلا. هما عمل مزجة ترتك وحياة مزجة هرب الحركة مزجة تأثير بنا شو يتقدن كلش كلي. لكي آخرت كي شان دي قيامات بار ديستيقو ومطلقا بز حياة مزجة مسج عمر بوية يكي كم بوية gapiryapmiz, gapimizda u qiyomat hisobi yo'q. Namozga boramiz, qiyomat hisobi yo'q, oxirat hisobi yo'q. Urf odat endi shu hamma borib borib ko'ramiz biz. Hayotimizda oxirat hissi yashash kerak. Oxirat hissi. Shuni yaxshi ajratishimiz kerak. Oxiratga bo'lgan iymon, oxirat hissi bizda doimiy yashamasa iymonning keragi yo'q. Shunchaki ma'lumot bo'ladi xolos u. Oxirat hissi bizda yashasa, shunda biz oxiratga bo'lgan iymonimizdan manfaat ko'rgan bo'lamiz. Ana shunda biz va bil oxiratihum yuqinun yaqin aniga erishamiz. Oxiratga, oxirat diyori u yerda. Yoki al-yawmul oxir qiyomat kuni. Qiyomat kuniga iqon yaqin hosil bo'lishi his a'zosi bilan ko'rgandaqa turish bo'ladi. Mana bu salaf solihlarning yo'li. Shuning uchun bu kishi aytibdiki, mahsharni qalbing bilan bitta sayr qilib ko'rgin. Sayr qilib ko'rgin mahsharni. Qiyomatni tasavvur qilib ko'rgin deb aytadi. Keyin aytadilarki Abu Zar roziyallohu anhu aytgan ekanlar. I'mal ka annaka tara, ya'ni tara Alloh ya'ni. Wa udda nafsaka fil maut. Wa alam anna ash-sharra la yunsa wal khayra la yafna. Aytadilarki Allohni ko'rib turgandek amal qil. Amal qilarkansan Alloh subhanahu va taoloni ko'rib turgandek qilgin. Bu ihson maqomi. Mushohada darajasi. İhsanda ikide derece var. Müşahede ve murakabe. Hadis-i şerifte kelgen. Mel ihsanu ihsan ne medip soru gende? Cibril aleyhisselam, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. En te'budallaha ke enneke terah, fe illem tekum terahu fe innehu yarak. Allah Ta'ala'ya ibadet kılışın, onu körüp durgendik. Sen onu körmesin, o seni körüp durdu. Digenler. Şurada sen onu körmesin, o seni körüp durdu. Digenlere. Yani, Allohni ko'rib turgandek amal qilishing birinchisi. Bo'lmasa Alloh ko'rib turibdi deb amal qilishing. Alloh ko'rib turibdi deb amal qilishing bu muroqaba. U gunohdan tiyilish bormi, lag'vdan tiyilish bormi, savobli ish qilish bormi, yaxshi fikrni o'ylash bormi? Qaysi o'rinda bo'lsa, Alloh ko'rib turibdi degan tuyg'u va his bo'lsa muroqaba deyiladi. Endi Alloh taoloni o'zini ko'rib turgandek bo'lishi amalingiz shunday bo'ladiki, Allohni ko'rib turgandek bo'lasiz. Faqat namoz emas, boshqa paytda ham. Dars qilayotganingizda ham, sadaqa berayotganingizda ham, birovga gapirayotgan paytingizda ham. Masalan, deylik, bir gunohdan qaytishingizda ham, u ham ibodat. Alloh subhanahu va taoloni ko'rib turgandek bo'lish. Bu mushohada darajasi deyiladi. Bu kishi o'shani Abu Zar radhiyallohu anhu shuni tavsiya qilyaptilar. Amal qilgin Allohni ko'rib turganingdek. Go'yo ko'rib turgandek bo'lgin. O'zingni o'liklar safida sanagin.
Yani o stiriksiz, lekin o'liklar safida sanagin o'zingni. Nima degani o'liklar safida sana? Hozir o'laman deb bilgin. Hozir o'ladigan bo'lsangiz nima qilardingiz? Hozir ajal keladigan bo'lsa 5 daqiqadan keyin qarzlaringizni o'tardingiz. Birovlarning haqqi bo'lsa qaytarardingiz, chunki so'ralasiz. Xafa qilgan bo'lsangiz rozi qilib qo'yardingiz. Ancha muncha siz xafa qilganlarni kechirib yuborardingiz. İntikam alış isteği öyledi. Sizde eğer ölüm hissi kese intikam alış isteği öyledi. Biz ne kadar adam uç alaman diyemiz. Yaşayamayın diye böyleyemiz. Hali yaşayamayın, uçumu alaman, alıp mazak alaman diyemiz. Ama ölü adam, ölü bir adam uç alış ki intilmeydi. O zihni bu, o zihni hasta hadisten. Ve udda nefseke minel mavta İbn-i Umar'ga Resulullah tengel. Aleyhissalatü olsun. O zihni ölüklüler sefede hoş gün. Çünkü Kazir ummali egalari muttaqiyning kitoblarida keladiki, buni aytib bergaman ilgari ham. Ko'zing kasal bo'lsa, ko'z doktoriga borasan, tabibga borsa ham bir ma'lum dori yozib beradi. Qorning og'risa yana boshqa dori yozib beradi. Boshing og'risa yana boshqa dori yozib beradi. Beling og'risa yana boshqa dori yozib beradi. Lekin agar o'tkir tabib bo'lsa, belim, boshim, ko'zim, qornim og'riyapti desang, shunday bir mavjud qorishma dori yozib beradiki, hamma kasallikni davolaydi. Ondan başkalarını. Kişinin nefsini terbiye kılıçta türlü darlar var diyorlar. Lekin hemen dertke deva buladırken bir de macun var. O ölmeyi burun ölüş diyorlar. O meneş. Özünü ölükler sefede seneş. Ölmeyi burun ölmek revişi ahli necaattır diyor. Ölmeyi burun ölmek revişi ahli necaattır. Yad eyle yaratkenni. Unutmaklık yaddır. Nima uchun shu gapni aytayaptilar? O'zingni o'liklar safida Rasululloh alayhi salatu vasallam aytayaptilar Ibn Umar roziyallohu anhu. Bu yerda Abu Zardan rivoyat qilinyapti roziyallohu anhu. Lekin asl Rasulullohning so'zlari. Demak, sahobalarga shunday ta'lim berilgan. O'zingni o'liklar safida sanagin deganlar. Hozir ajal kelsa nima qilasan? Shunga har lahza ajalga tayyor turish kerak. Birovning haqqi qolib ketgan bo'lsa, ignachalik, moddiymi yoki ma'naviymi yoki boshqami? Ha, albatta ado qilib qo'yasiz. Allah naqlar qo'ygan bo'lsa-chi, istig'for aytib, uni ham ado qilgan bo'lasiz. O'limga tayyorlanish shunaqa bo'ladi-da. Chunki hozir kelsa ajal 5 daqiqadan keyin hozir imkon qolmaydi. Har lahzani shunday yashashni o'zini o'liklar safida qo'shish bo'ladi. Deyiladi. Shu bilan birga buni yana bir ma'nosi shuki, o'liklarga kerak narsa bilan mashg'ul bo'ling. O'lgan odamga nima kerak? Uy kerak emi baland? Yo'q. Dang'illama hovli kerak emi? Yo'q. Sarpolar kerak mi turlicha? Yo'q. Mashhurlik kerak mi? Yo'q. Bir odam o'ch olishga ehtiyoj bormi? Yo'q. Orzu havas bormi? Yo'q. Marhumlarda bu narsa bo'lmaydi. Ular har bir daqiqasi orzu qiladiki, kirgan odam qabristonga assalomu alaykum deydi. Biz va alaykum assalom deymiz, lekin ajralmaymiz. Qani shunga ajralsak deyishar ekan. Chunki va alaykum assalom duo-ku. Qiladi shuni, lekin ajralmaydi. Ana shu kishilarni o'rnida ko'rsangiz o'zingizni qanday tutardingiz? Demak, marhumlarga kerak narsa bilan band bo'lish. Ya'ni oxirat amali bilan band bo'lish degani. Udda nafsaka minal mawt. O'zingizni o'liklar safiga qo'shing-da, rosa xotirjam bo'lib qolasiz. Dunyoning g'ami qolmaydi. Bas taxtalashish, mansab talashish, pul talashish, yer talashish hammasi yashayman deb o'ylagandan kelib chiqadi. Hali men yashayman, hali men ko'raman dunyoning lazzatlarini degan İşançtan kelib chiqadi. Mana shu ishonch, hali men yashayman, hali o'lmayman degan ishonch shu qalbni qotiradi. Gunohga ham shuning uchun tavba qilmaymiz biz. Katta bo'laman, xudo xolasi tavba qilib olaman degan o'yimiz bor. Bu yilmas u kelasi yil qilib olaman degan o'y bor. Hozir emas, ertaga qilaman degan o'y bor. Nadomat yo'q, nimaga? Chunki hali yaxshi amallar bilan yuvaraman degan o'y bor. Unaqa emas, hozir kelishi mumkin ajal. Sahoba ikromlar shunday yashagan. Muaz ibn Jabal aytganlarki roziyallohu anhu 10 qadamimni qo'yarkanman yerga chapini ko'tararkanman chapini qo'yaman deb o'ylamayman deganlar. 10 qadamni qo'ydim oyog'ini. Chapini ko'taryapman. Chapini yana qaytib yerga qo'yishga ulguraman deb o'ylamayman degan. Lekin ular shu bilan dunyoni tark qilib olganmi? Yo'q, dunyoda yashavergan. Uylangan bola chaqali bo'lgan, dunyo lazzatini ham ko'rgan. Ammo dunyoni oxirat uchun ishlatishgan. Farq shu yerda bo'ladi. Dunyoni obod qilib tashlaydi ular. Harap kumaydı. Birovga zulüm kumaydı. Çünkü o hazır öyledigen adam. Birovga zulüm kumaydı. Dünyadaki hemen adaletsizlik, hemen şu zulüm, cevr, hemen meşakkat dünyanın muhabbetine gelip çıkardı.
Adamlarga siz dünyanın muhabbetinden kes deseniz kuttu ki o dünyada saadet yokatıp koyar diye adam yok şeyde. Yok saadet hoşunda olur. Bu parasal kerteliği olmaz. Dünyadaki hemen baksızlık dünyanın muhabbetinden. Hemen baksızlık. Öyle ben de yaşayayım da. Ailenin üstünde yaşasın da. Beş kişi bile sınav göreyim de uzun atıra bize. Beş kişi bile. Baş oturduğun az. On kişi oturduğun bu şeyler. On kişi sınav görüyorlar da on gün. Dünyada sınavda kadar baksızlık adam kalmıyor. Hiç kimse adavatsız olmuyordu. Hiç kimse yaman görmeyiz. Bir oda uçalaman demeyiz. Bir odan alemiz kalmaydı. Bir oda nasıl tartı varış ki uğrunmayız. Demek ki bitti memleket, ikinci memleket hücum kılı yaptı. Ayağını astıdaki mesela yani ki o şundaki bir baylığını közlep o şundaki hücum kılı yaptı. Minle adam ölüketi yaptı o şunun ortasında. Bu adı öldürmesine birbirine alemeden, alemini alemen deyip zulüm kılı yekkeni, terisini şirli yekkeni, kıyınıp öldürü yekkeni kancı. Demeden şunca zulümler. Hemesi dünyanın muhabbet. O şu adamın acel kesin de, o şu vakitte toktaydı. Hazı acelin kele desin de toktaydı. Bunu onu sökmek çok duruyor peytizdi. Acel haberi verilsin de sökmeyiz. Söküşe tiliz var mıydı? Bunu onu gel la ilahe illallah deyin deyiz. Mene şu tuygu ömrünü hem uzun kıladı. Hacı da babam Allah rahmet kısmını anlamlı ataları şimdi yaşayınlar. Bün gahı da hapıp kalardı. 40 yıldan beri vasiyet kılası derdi. Tez vasiyeti özgürse o babam vasiyet kılıp verirken. Falan nerse falan çıkıyor, pustan nerse pustan çıkıyor. Örsem bunu da kalırsa mi? Ayet kılırken de vasiyet kılıp. Daim ölümde tayyap duruyor. O bümden kim ölüyor? Bir yıl. 84 yaşta. Abadurken hayat abadurken. Tanesi sağlam bugün. Lekin nima olib kelgan u kishiga o'sha tuyg'u. Yaxshilik bilan to'ldirib olgan atrofini. Pul topgan, bosmagan. Nechta turga uyqu bergan, nechta kambag'allik to'yini qilib bergan, qancha bevani oilalik qilgan, qancha yetimni boqqan, mahallalarga suv keltirgan, ko'prik solgan, xayr baraka qilib olgan hamma yo'q. O'sha tuyg'u. Biror kishiga zulm qilgan emas. Ba'zi odam bu yerda ko'prik qilib qo'yadi, yaxshilikka o'xshatadi. Adam birovni o'marib kelgan bo'ladi. Uni aytmaydi. Mana ko'prik qildingiz deydi. Birovni uyini buzib kelganini aytmaydi. 10 ta odamni uyini buzib turib, bitta odamga narvon qilib beradi. Keyin narvon bilan maqtanadi keyin. Atrofini xayr barakaga to'ldirib olgan. Mana shu tuyg'u. 84 yoshgacha yashaganlar. Hayot lazzatini ham topgan, farzandi serob ham bo'lgan, nabiralarida ham rohatini ko'rgan. Maza qilib yashagan. Hamani kaftida bo'lgan va butun hayoti ezgulikka bag'ishlangan. Mana shu sahoba ikromlarni, salaf solihlarni sunnati shu. Mana shu holatga kelishimiz kerak. Oxiratni o'ylab, har lahza oxirat uchun o'zimizni o'lik deb sanashimiz kerak. O'lik deb sanangda o'zingizni. Birodan o'cha olaman demaysiz. Hozir o'lingda, farazan o'lingda. Hamma alamlaringiz ketadi. Hamma alamingiz ketadi. Bu haqiqiy dunyoning saodatini beradigan iymon shu bo'ladi. O ahiret var diken işte özü ettim ayet koyuyorum boyu. Ya yaşı yedi bir ayet koyuyorum boyu şu boyu. Bu ya da fakat dünya kışı konu kut. Bundan üç alaman deyip, bundan o zaman deyip. Falan şundan kem olmayayım ben deyip. Falan şundan kalmayayım ben. Beni sepim 12'den köyü köprağı buluş gereği deyip. Şuna kadar sarılın yaşayış bu. Ahiretki hayat yok. İman yok o ahiret. Bugün iman yok o iman. Bu öyle bir iman. O bir ettim bir yaşlı gidi ayet koyuyorum derse. Kaçlandır. Yok. Ama hayatta yaşasa kişi o adam ahiret bilen yaşaydı. Saadet göresiler. 10 gün eğer etikad bilen kimi ki özü etrafı degiler bilen kıp görse eğer hemen bir bölge ezgi olup kalır. Hiç kimde ortasında adavatı kalmaydı. Dünyada hemen birer kişi ahiret işine hasat kıyan mı? Mesela şehri gizli namazı köprü giden hasat kıyan mısınız? Yok. Şehri gizli ruzası köprü giden hasat kıyan mısınız? Yok. Hasat kıyarlar dünyasındaki hasat kıyarlar. Ahiretteki hasat kıymaydı. Hasad, kibir, hemen illet şu dünya muhabbetinden kip çıkardı. Özünüzü ölügüler safiye koysanız hemen tozalanırsınız. Çünkü Şeyh Muttaki etkenler ki macundur bu. Hama ahlakını yama ahlak tüzeltir diyenler. Kimi ki özünü öldürse hemen yama ahlaktan kurtulur. Çünkü etkenler ki bir mesel etkenler cem'u darratayn limen ulide marratayn diyen. İki de kündeşini cemleş iki mette tuğulgenge diyen. İki de kündeş dünya bile ahiret. Dünya bile ahiret cemlenmeydi. Hiç kaçan. Lakin kim cemlenmeydi? İki metre tuğulgen cemlenmeydi. Ben önce anası tukkan, ikinci özünü öldürüp kaytettin tuğulgen adam. O yüzü oligler safiye koşken künüz kaytettin tuğulasın. O şu adam iki ele kündeşini, cennet, dünya bilen ahiretini, saadetini cemlenen adam bulur.
Başkalar var ki, başkalar ya onu tutsa bunu yokatadı, bunu tutsa onu yokatadı. Ama uzun oligler safiye koşarken adam iki ara kündesini cemlerledi. Cemle o darratayn, limen ulide marratayn. Ebu Zer raziyallahu anhu şu nasihatte ertepler, bu asr-ı Resulullah'ın nasihatleri. وَعَلَمْ أَنَّ الشَّرَّ لَا يُنْسَى وَالْخَيْرَ لَا يَفْنَى. Bilgin ki yamanlik unutulmaydı, yahşilik yok bulmaydı. Bu gapni ta'kidlashlaridan murad yomonlik yaxshilikni ajratish va yomonlikni qilib keyin boshqa narsa qilib tavba qilaman deb o'ylama. Qilasan tavba. Ammo yomonlik unutilmaydi. Unutilmaydi, kimda unutilmaydi? Bir odamga qilsang o'sha odamni unutilmasligi mumkin. Lekin muhimi Allohning huzurida unutilmaydi. Farishtalar yozib qo'ygan bo'ladi, unutilmaydi. Yaxshilik yo'q bo'lmaydi. Yaxshilik qildimmi, javobini olmayapman deb xavotirlanmang. Yo'g'olmaydi yaxshilik. Alloh taolo beradi uni ajrini. Uni xavotirlamagin. Wa'lam anna qalilan yughnika khayrun min kathirin yudghik. Seni tug'yonga ketkazib haddingdan oshiradigan ko'p mol dunyodan ko'ra yoki ko'p shuhrat ne'matdan ko'ra seni behojat qiladigan ozgina ne'mat kifoya qiladi. O'shi yaxshi. Seni behojat qiladigan ozgina mol seni tug'yonga ketkazadigan ko'p moldan yaxshidir sen uchun. Va iyyaka va da'watal mazlum. Mazlumni duosidan ehtiyot bo'lgin deydi. Hasan al-Basri aytgan ekanlarki, dunyoga sho'ng'ib mashg'ul bo'lishdan saqlaning. Chunki dunyoga mashg'ulo bo'lish, dunyoning mashg'uloti ko'p. Agar bitta eshikni ochsa odam o'ziga, orqasidan 10 eshik ochiladi. Bu yerda Abu Qudda alayhi rahmat bitta bahs keltirganlar. Mazlumni duosidan qo'rqin. Hadis sharifda keladi, mag'lum mazlumni duosidan qo'rqin, chunki mazlumni duosi bilan Allohning o'rtasida parda bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki mazlum chin qalbdan duo qiladi. Kofir bo'lsa ham ijobat bo'ladi. Chunki hammaning qalbining tubida xoliqni hissi bo'ladi. Alloh taolo o'zini solgan, o'z hammaning fitratiga yasab qo'ygan bo'ladi. Kishi qiynalgan paytda o'sha tabiatiga yetib boradi. Uni o'sha tavhidini, fitratini to'sgan nafs turli shahvatlar, turli o'ylar, xayollar hammasi mashaqqatda ketadi. Shu paytda butun qalbidan Alloh taoloni his qilib oladi. O'sha paytda duo qilib oladi. Shunda Alloh taolo ijobat qiladi. Agar kofir bo'lsa. Va ma du'aul kafirina illa fi dalal. Kofirlarning duosi adashishda bo'ladi doim degan oyat karimaga nima deysiz desa, u oxiratdagi duolar. Oxiratdagi duolar yoki kofirlarni Allohdan boshqaga qiyin duolari adashuvda bo'ladi, ijobatga yetmaydi. Ammo Allohga yuzlanib qilsa, Alloh qabul qiladi. Bu yerda bir misol aytibdilar. Harun ar-Rashid o'zining murabbiysi bo'lgan Yahya ibn Xolid bo'lgan. Yahya ibn Xolid Darmakiy degan kishi bo'lgan. Harun ar-Rashidni yoshligida tarbiya qilgan odam bo'lgan. Darmakiylardan bo'lgan. Qabila avlod. Uni o'ziga narsa yaqin qilib, uni vazir qilib, u ham o'z atrofiga tortib barmakiylarni hokimiyatda katta o'rin egallashgan. Xalifai Roshid davrida, Harun al-Rashid davrida, xilofat davrida, Abbosiylar xilofati davrida. Keyin ular xalifaga ta'sirini o'tkazib, aytganini qildiradigan darajaga kelishgan. Keyin fitna qo'zilgan. Kimlardir aytganki, siz Harun al-Rashidni o'ziga aytyapti, siz deyapti, siz zayb bo'lib qoldingiz. Hokimiyat tozis ko'rinishsiz halifa hokimiyat barmakilarni qo'lda qilib ketdi hozir. Falon narsa deyishdi qildingiz, piston narsa deyishdi qildingiz, falon narsa qilishdi, xo'p deyapsiz. Qarabsizki, siz ularni qo'lda boshqarilyapsiz. Hokimiyatni siz boshqarayotganingiz yo'q. Siz ular boshqaryapti, hokimiyatni ham ular boshqaryapti. Deb gap qilishganda Harun al-Rashid barmakilarni yo'qotgan. Bir kechada o'zini odamlarini yig'ib turib, maxsus guruh qilib. Bir kechada kattalarning hammasini o'ldirib yuborgan. Yoki qamab olgan. Bir kechada yo'qib ketgan barmakiylar, Abbosiylar hukumatidan. O'shani Nakbatul Baromika deb aytishgan tarixda ilgari. Baromik barmakiylarning musibat kuni deb. Bu yerda o'shanga bir misol, o'sha voqeadan aytayaptilarki, Yahya ibn Xolidni, lekin Harun al-Rashid odam, Harun al-Rashid xalifa juda yaxshi odam bo'lgan. Harun al-Rashid har kuni 100 rakat nafil o'qirgan. Taqvoli o'ta muzohid odam bo'lgan. Buni siyosat yuzasidan qilgan. Lekin o'zi taqvoli, juda ham ibodatli odam bo'lgan. Keyin u kishini yomonlash uchun forslar barmakiylar ajam bo'lgan u. Forslar keyin bular bilan bitib turgan.
Farslar ularni yomonlash uchun, Harun al-Rashid yomonlash uchun, ki Harun al-Rashid haqida uydirmalar to'qib chiqishgan. Ko'proq mustashriklar, ana u dinsizlar xalifalik haqidagi tarixni o'sha dushmanlari tomonidan yozilgan kitoblardan o'qib olishgan. Harun al-Rashidligi mayxo'r, ayolparas, maishatparas, fojir qilib tasvirlash o'sha barmakiylar mag'lubiyatdan keyin dushmanlar tomonidan to'qib chiqarilgan o'sha davrdagi deylar to'qib chiqarilgan Harun al-Rashidga uydirmalar bo'lgan ustiga. O'shalarni o'qib olib hozirgilar mustashriklar mana mana qo'ygan Harun al-Rashid Harun al-Rashidni yomon odam qilib tasvirlashgan. Aslida Harun al-Rashid o'ta taqvoli, juda ham parhezkor, ibodatgo'y odam bo'lgan. Endi xatoda hol emas, u Hazrat Umar sallallohu alayhi vasallam emas. Lekin solih odam bo'lgan va ahli ilmga juda ham muhabbatli kishi bo'lgan. O'sha Yahyo ibn Xolid o'zini otasini bolasi bilan Ja'far bilan qo'shib qamoqqa tiqqan ekanda. Shunda u aytgan ekanki, otasiga Ja'far, "Ota qarang, shuncha mol dunyo, shuncha shonu shavkat, shuncha davlat va shuncha qudratdan keyin mash ahvolga tushamizmi? Shunaqa ham bo'ladimi? Bir kechani o'zida tamoman teskari olamga tushdik-ku biz." Desa otasi Yahyo aytgan ekanki, "Balki bir mazlumni duosidir. U duo qilgan paytda biz uxlagan bo'lganmiz-u, Alloh ko'rib turgan bo'lgan. O'shaniki mazlumni duosi yetgandir balki bizga" degan ekan. Sa'diddin Taftozoniyni bilasizlar, Amir Temur davrida bizda Samarqanddagi madrasalarning bosh mudarrisi bo'lgan kishi. Keyin Jurjoniy kelgandan keyin Jurjoniy yuqoriroqqa qo'yilgan, lekin bosh mudarris ilmda, manhaj qo'yishda, ta'limda Taftozoniy bo'lganlar. U kishining kitoblari hozirgacha o'qitiladi. Usulda ham, mantiqda ham, aqliyot ilmlarida, aqidada ham Taftozoniyni darajasi o'ta baland turadi. Alloma Taftozoniyni Arba'in Navaviyga yozgan sharhi bor. Biz bir o'qimoqchi bo'ldik-ku. O'shanda bir hikoya keltirgan ekanlar. Nuh ibn Asad ibn Somon, ya'ni Somoniylarni amirlaridan Nuh ibn Asad Mavaronnahr valiylariga xat yuborib, xaroj sotdi, ya'ni soliq sotdi xalqqa. Soliq bo'lgan ilgari, yana soliq sotdi. Yana soliq solib Samarqand ahliga katta zulm bo'lgan bu, yana soliq sotdi Samarqand ahliga. Ulamolarni olib chiqib, amirlarni, kattalarini olib chiqib, nimani amirni maktubi o'qib berilibdi. Falon amirga muvofiq, farmoni oliyga muvofiq, falon xaroj, falon soliqlar solinsin. Deganda Imom Maturidiy elchiga aytgan ekanlarki, o'sha vaqtda Abu Mansur Maturidiy bor ekanlar. Maturidiy aytgan ekanlarki, Imom Maturidiy, "Ey elchi, sen meni yetkazding. Amirning gapini yetkazding, yaxshi. Biz ham gapimizni unga yetkazib qo'y. Bizga zulmni yana ko'paytirsin. Biz ham tundagi duoni ko'paytiramiz" degan ekanlar. Oradan bir qancha vaqt o'tmasdan, hech qancha vaqt o'tmasdan, bir necha kunlarda ichida Nuh ibn Aslamni, Nuh ibn Asadni o'ldirilgan holda topishgan ekan. Unga nayza sanchilgan, o'ldirilgan holda. Nayzani orqa tomonida hali temiri bo'ladi. O'sha yerga bir bayt yozilgan ekan. "Bagha walil baghli sihamun tuntazar. Atathu min aydil manaya wal qadar. سهام أيدي القانتات في السحر يرمين عن قوس لها الليل وتر" حدن أشتي حدن أشتي جزاسي بار كتلغن أقلار بار أمجا حدن أشتي أدم نشانجا ألنا حدن أشتي جزاسي كلادغن أقلار بار و أقلار قدر و أجل تماندن كلاد شندي أقلار كي saharlarda Allohga ibodat qiluvchilarni qo'llaridan otilib chiqadi ular. Ular tunni ip qilib otadilar. Ya'ni tun go'yoki tun bir kamonu ularni qo'llari go'yoki bir duolaridan nayza chiqadi-yu, paykon chiqadi-yu, o'q chiqadi. Tunni ipiga tortilib turib otiladi, oxiri nishonga tegadi. Haddan oshganlar, ya'ni aytmoqchilarki, zulm qilganlarga hali saharlarda duo qilayotgan mazlumlarni duosi yetadi hali ular duo degan ma'noda bir bayt yozilgan, o'q sanchilgan holda o'lgan holda topilgan ekan haligi.
amir. İmam Maturidi'nin davrlarında bu gene kendisi. Şunun için bu kişi dedi ki mazlum mu duasından ihtiyat bugün. Mazlum ende ne? Zulüm ne? Zulüm hiç kal tarifi var. التصرف في ملك غيره الظلم التصرف في ملك غيره براونun mülkide براونun egeligi bo'lgan joyda tasarrufi bo'lgan joyda tasarruf qilish o'zingizda haqqi bo'lgan joyda tasarruf qilish yoki vad'u shay'i fi ghayri mawdi'ihi ikkinchi ta'rif bir narsani o'z o'rnidan boshqa yerga qo'yish bir narsani o'z o'rnidan boshqa yerga qo'yish mashhur ta'rif shu ikkinchi ta'rif ham bor shuning uchun Allah Teala nima qilsa zulm bo'lmaydi. Birinchi ta'rifga ko'ra chunki o'zining mulkida qilayotgan bo'ladi. Ikkinchi ta'rifga ko'ra Alloh taolo hikmatiga xilof ish qilmagani uchun zulm bo'lmaydi. O'zining mulkida o'zganing birovning mulkida zulm bo'ladigan ishni ham qilmaydi. Tushunarlimi? Mana shu zulmni ta'rif. Endi mazlum shu o'shunaqa nohaqlikka uchragan odam. Nohaqlikka uchragan odamni duosidan ehtiyot bo'lgin chunki u nishonga tegadi deydilar. بقولك كفاية قلنا ثم رمى جهازك يكيل دين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خلاص قلنا ديان بوسك بقولك درست بوكشات كان جاب قصة قلنا بعيدة ديان بوسك راس قوي بولش صادق بولش صادق لك نمل ديان وارتكسا نرسدن سوزد بوسن اشتا بوسن فل سارف لاشتا بوسن ارتكسا نرسدن çetlenmiş Çünkü rastgoylik Allah Ta'ala'ya Allah'ın razılığı alıp barat, yalgan olsa Allah'ın gazabiga iltedi. Özünge mana kasb kılgen nersege gene meşgul bugün, özünge mana kasb kılgen nerselerine hem bir kıncasını terk kılgen. Yani zarurları bilen kifayeler. Şunu da yütesen de gene gelir İbn-i Abbas r.a. Şunu indik, daimi şükür kılış lazımlığı, uzun arzulardan çetleniş, qabristonni ziyorat qilib turish, o'limni ko'p eslash, o'zini o'liklar safida tutishlik. Shuningdek, boylikdan tug'yonga ketib qolishdan saqlanish, oz bilan kifoyalanish va mazlumni duosidan qo'rqish lozimligi haqida so'z yuritdilar. Alloh taolo o'z amaliga muvaffaq qilsin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim.